Donald Trump'ın kızı ama Amerikalıların bu görüntülerden yani birbirine düşürmeye çalışıyor biliyorsunuz Güney ile Kuzey'i çok hoşlandığını düşünmüyoruz. Güzel bir haberle devam edelim. 23. Kış Olimpiyatlarında hem Türkiye'nin hem de kendisinin hayalini gerçekleştiren milli sporcumuz Fatih Arda İpoğlu yayınımızda. Evet, kayakla atlama dalında katılmıştı kendisi. İpçioğlu, pardon, düzeltiyorum. Arda Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Göğsümüzü kabarttınız çünkü bu kar sporlarında Türkiye çok da ileri bir yerde değil. Yani çok mesafe kat edememiştik. Siz Erzurum'da yaşıyorsunuz. Kısıtlı imkanlarla aslında hazırlandınız. Neler hissediyorsunuz? Tabii ki ilk önce ülkem ve kendi adıma gurur duyuyorum. Böyle bir organizasyonda ilkleri gerçekleştirdiğim için. Dediğimiz gibi kış sporları açısından ülkemiz yavaş yavaş gelişme gösteriyor. Biz de bunlara öncülük ediyoruz. Dediğim gibi Pyeongchang 2018 kış olimpiyatlarına katılmak büyük bir tecrübeydi bizim için, bütün arkadaşlarım için. Çok farklı bir atmosfer vardı orada ve elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bundan sonra da daha da ileriye, daha da gelişme göstererek bir sonraki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Kaza geçirdiniz mi? Genelde akla kaza gelir bu kış sporlarında. Ciddi bir şey oldu mu hiç bugüne kadar? Tabii ki ben yaklaşık 5-6 yıl önce bacağımı kırdım. Dört yerden bayağı zorlu bir süreçti benim için. Hı hı. Ama ne olursa olsun yılmadım, devam ettim spora ve şu anda da olimpiyatlara gittim. Olimpiyatlarda yarıştım. İlk defa Türkiye adına kayaklı atlama branşında. Dediğim gibi bu sporda süreklilik çok önemli. Herhangi bir sakatlık olursa olsun bir şekilde devam etmeniz lazım ki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Benim de hedefim de olimpiyatlara gitmekti. Orada ilk Türk olarak atlamaktı. Bunu gerçekleştirdim. Bunun için mutluyum. Bir sonraki hedef ise tabii ki daha iyi gelişme göstererek, daha iyi sonuçlar alarak bir sonraki olimpiyatlara hazırlanmak. Fatih Bey, bir de şeyi soracağım. Bu spora çok küçük yaşta başlamak gerekiyor. 4 yaştan falan bahsediliyor. Siz ne zaman başladınız? Ben yaklaşık 7-8 yaşında başladım. Dediğiniz gibi aynen 4-5 yaşında başlamak gerekiyor. Biraz geç yaştı benim başladığım zamanda. Ama bunun için vücudunuzun da el vermesi lazım. Hani biraz da yetenekli olmanız lazım. Erzurum'dasınız. Orada da kar var her tarafta. Ben de bu yeteneği kendim de gördüm. Vücudum da buna elverişliydi kilo bakımından, özellikle kayakla atlama adına. Yavaş yavaş profesyonelleşmeye başladım sporda. Ve şu anda da bu konumdayım. Çok teşekkür ediyoruz Erzurum'a da. Selamlar, başarılarınızın devamını diliyoruz. Yanınızdayız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.